Makyajla göz şeklini değiştirebilirsin. İşte tamamen aynı malzemelerle yaptığım iki farklı makyaj. Birbirinden tamamen farklı. Burada da viral olan videoyu görüyorsun. Gerçekten burada ne kadar yuvarlak duruyor gözümüz şekli. Diğer gözümü de şimdi birazdan göreceksin konuşamadım. <laughs> burada ne kadar çok çekik duruyor. Gerçekten farklı teknikler aynı malzemelerle olsa da bambaşka sonuçlar doğuruyor. İki tekniği de detaylı olarak izlemeye hazırsan eğer başlıyoruz. Hey! Selam dostlarım. Umarım her şey yolundadır. Gerçekten her şeyin çok çok hızlı tüketildiği bir devirdeyiz ve kimsenin hiçbir şey sabrı yok. Makyajla ilgili bir video izliyorsan şu anda gerçek bir makyaj seversin demektir. O yüzden gerçekten burada olduğun için aşırı aşırı mutluyum. Şimdi görmüş olduğum kapatıcı... Flormar'ın bir kaputacı Stay Perfect isminde ve gerçekten e, hani ben normalde bu kadar e, kapatıcılığı, örtücülüğü yüksek olan bir kapatıcının bir tık kurutmasını beklerim ama bunun nemlendiren bir etkisi var. Doğal bitişli yani doğal bitişten kastım ne çok mat ne çok parlak gerçekten tam böyle kıvamında bir kapatıcı. Şimdi ise Benefit'in bu Gimme Brow ismindeki kaş maskarasıyla şöyle kaşlarımı yukarı doğru bir güzel tarıyorum. Hemen böyle hiç kesmedim ki buraya da nasıl bir performans gösterdiğini görün diye. Şimdi bir tık daha açık rengini aldım. Galiba az önceki Light Beige'di şimdi Fair mı? Öyle bir şey galiba. Şimdi bunu daha açık rengini alıp kaşımın altına sürmemin nedeni kaşımı kalkık göstermek. Bunu geçen senelerde çok yapıyordum. Hatta bir çerçeve yapıyordum burada ama sadece şimdi en yüksek noktasına kaşın kavisine sürüyorum ve gerçekten çok hafif tutuyorum. Doğal olması kaşın altını her zaman için bu ara en çok kullanan şeylerden biri. Çünkü hani eskiden öyle parlak simli farlar sürüyorduk ama şimdi gerçekten onlar demode oldu. Ben bunu kolay kolay söylemem. Özellikle geçenlerde L'Oreal'in bir lansmanına gitmiştik ve Alev Kars'ı orada ufak bir workshop yapmıştı. O da kendisi de aynı şekilde söyledi. Yani açık bir renk kapatıcıyla evet farın ah konuşamıyorum. <laughs> Kaşın altını boyayabilirsiniz ama sinifar sürmüyoruz. Aydınlık bir şeyler olabilir ama sinifar no. Evet parmak izleriyle <laughs> silmeyi unuttum parmak izlerine güzel paletimin Flormar markasına ait Desert Sand isminde Sands pardon isminde bir paletimiz var elimizde. Bu kadar beni şaşırtan bir farmesiyle karşılaşmamıştım geçen senelerde. Hani hep aa, Kullansam mı kullanmasam mı da ama bu paleti çok beğendim arkadaşlar. Gerçekten performansı efsane. Ben güzel güzel, çirkin çirkin demeyi severim kardeşim. <laughs> ama gerçekten bu paleti çok beğendim ee, ve buradan şu görmüş olduğunuz açık renkle başlıyorum. Bu bir geçiş rengidir. Sonra da ortadaki rengi alarak e, bir tık daha bunu şey yapacağım koyulaştıracağım. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle bu şekilde arabanın sileceği modunda e, burada Real tekniğin bir e, far fırçasını kullanıyorum. Ve gerçekten çok sabırlı davranmak her şeyden önemli arkadaşlar. O yüzden çok çok sabırlı davranarak e, böyle bu şekilde arabanın sileceği modunda çalıştırıyorsunuz fırçalarınızı. <laughs> Şimdi ise elimde bir başka bir palet var. Flormar'ın burada Earth ismindeki palette çünkü diğer palette e, kahve renkler bir tık sıcaktı. Bu daha böyle soğuk bütün göz e, renklerine işte cilt renklerine uysun diye ben daha soğuk bir kahve renginde gitmek istedim. Burada da amacım iç kısmını ve dış kısmını koyultmak ve ortasını boş bırakmak. Bunu yapmak için de yine sabır lazım. Az az koyu renkten alıp o şekilde azdan çoğa doğru ilerliyoruz. Şimdi tekrar o paleti aldım ve görmüş olduğunuz bu parlak rengi gözün ortasına yerleştiriyorum. NYX'in bu kalemini de gözümün içine süreceğim. Gerçekten çok sevdiğim kalemlerinden bir tanesi. Ee, neydi? Glided Top. Zaten ben bunu hepsini yazacağım arkadaşlar. O yüzden çok e, hani ürünleri bulamama gibi bir şeyiniz olmayacağından emin olabilirsiniz. Burada kesik fırçayla kirpik diplerime doğru ince bir çizik çizdikten sonra tekrardan onu dağıtmak için bir fırça alıyorum. Yine çok sevdiğim bir maskara. Bu maskarayı böyle kirpiklerime uyguladıktan sonra artık bir kirpik takmanın, kirpik haneden kirpik takmanın bir zamanı geldi. Gerçekten çok şeker bir marka bu da. Instagram'da çok hızlı konuşuyorum çünkü videoyu hızlı yapmak istedim. Sizi sıktığımı biliyorum. Uzun yaptığımda kızıyorsunuz. O yüzden bu şekilde kirpiklerimi yerine yer yerleştirdikten sonra hemen bir güzel siyah kalemle şöyle hemen altını boyuyorum ki o beyaz boşluk kalmasın bu şekilde bitiriyorum şimdi diğer makyajda geçiyoruz diğer makyajda yine ilk olarak aynı aynı tonlar ilk geçiş rengim sonra koyu rengimi alıyorum diğer far paletinden sonra bunu bir tık aşağıya yapıyorum ama bu yeni renk mesela o paletten bir tık beyaz rengi aldım çünkü çekik yapacağım için gözün iç kısmını boş bırakıyormuş gibi olacak. Yine parlak rengimi alıyorum bu sefer ortaya sürmek yerine gözün dış tarafına doğru sürüyorum. Tabii ki de kapatıcımla bir silgi görev gördüğü için kendisi şöyle gözün altından geçiyorum. Yine siyah rengi aşağıya uyguluyorum. Aman Allah'ım bu e, eyeliner'a bayılıyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir eyeliner. Bakana kadar ince çiziyorum. Kesmedim ki iyice görün. istediğimden. Gerçekten çok kolay eyeliner'lar çizebiliyorsunuz. Bir de bunu e, ben hatta Instagram'da da çekmiştim. Gerçekten hani mesela sildiğinizde yanlış yaptığınızda silerken böyle hani likit e, eyeliner'lar dağılıyor. Böyle her şey iğrenç oluyor ya. Bunda o yok. Yani silerken bile hiç dağılmadan tık tık silebileceğiniz bir eyeliner kipimi kestim o sırada. Ve bu şekilde kipimi e, gözümün tam Böyle dış kısmına doğru yapıştırmış oldum. Ve gerçekten bir tık havadan taktım ki hani böyle daha da çekik dursun. Bu şekilde göz makyajlarımı bitirmiş oldum. Umarım e, sizler de bir şeyler öğrenmişsinizdir. Şimdi bu ikisini böyle yüzümde göre göreceğiniz bir konuşma geliyor. Hangisini beğendiğinizi soracağım. O yüzden siz onu izlemeden önce lütfen bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basın. Ve hala abone olmadıysanız abone olun. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. Bu iki tarz makyajı böyle yan yana görmek gerçekten bana da tuhaf geldi. Ben yapmış olduğum halde. Yani ne kadar değişik iki tarz makyaj. Gerçekten inanılmaz fark yaratıyor. Burada kirpi yarım kestim. Burada da bizim her zaman yaptığımız şu fonetemi tam süremedim bu arada. <laughs> yani e, onun farkındayım. Ama yine de göz makyajı olarak bunu YouTube'a çektim. İkisini de ayrı ayrı e, iki türlü e, ee, tekniği var ve ikisini de çok yakın bir zamanda göstereceğim. Haberiniz olsun şimdiden. Haberini vereyim şöyle. Hangi taraf bu arada dersiniz? Ben bu diyorum galiba. Ya da bu mu? Bilemedim. Di choca no mames. No no Muy pegriloso, so, 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 so Muy pegriloso, so, 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 so